Nerede o? Ne yapıyoruz şimdi İhsan? Bana bak. Selam'ın şikayetini çekiyordum ben de. Hı? Yalanların, oyunların bitmedi gitti. Uzak duracaksın Alpay benden. Benden, çocuklarımdan uzak duracaksın. Melek, tamam sakin ol. Uğraşma artık şu adamla. Bir dakika İhsan. Ya kızım sen deli misin ya? Ha? Deli misin sen? Kanuna aykırı davranan sensin, anladın mı? Arkadaşım ağır olsana bir saat. Ne diyorsun be? Halil tamam, tamam. Sen benimle gelsene böyle. Bu dingilin ne işi var ya senin yanında ha? Hangi sıfatınla soruyorsun bu soruyu bana? Yaptığın onca pislikten sonra buradaki insanların hesabını soramazsın sen. Konuyu seninle daha sonra konuşacağız. Ne konuşacağız be? Ne konuşacağız? Bak abi, bizim seninle konuşabileceğimiz ortak bir tek konumuz var, çocuklar. Onları da senden alacağım ya. Dava açtım sana. Nasıl boşandığımızı, çocukların velayetini nasıl aldığını mahkemede hakime anlatırsın artık. Şikayetimi geri çekmezsem seni içeri atacaklar. Gerçi senin haberin vardır. Sorup araştırıp öğrenmişsindir başına gelecekleri. Ne olacak yani? He? Ne olacak? 3 gün. Bilemedim 5 gün. Eninde sonunda bırakacaklar. Sonra ne yapacaksın? He? Onu düşün. Bıraksınlar Alpay. Yine şikayet edeceğim. Çocuklarımdan uzak durman için ne gerekiyorsa yapacağım. Ya da söz vereceksin bana. Söz vereceksin. Dava sonuçlanana kadar bizi rahat bırakacaksın. Çocuklarımı benden almaya bir daha asla kalkışmayacaksın. Ya onlara düzgün bir hayat kurmaya çalışıyorum. Normal bir hayatları olsun istiyorum. Mutlu olsunlar istiyorum. Bak bugün okula başladılar. Yaşadıkları gibi normal bir hayatları olsun istiyorum. Sende ya şu kadarcık insanlık varsa çocuklarının iyiliği için bir baba gibi davranırsın. Çocuklarımın iyiliği için eğer sözünü tutar da şikayetini geri çekersen dava kapanana kadar hiçbir şey yapmayacağım. Eğer sözünü tutmazsan bu defa hapse attırana kadar uğraşacağım. Çocukları görmeni de yasaklatacağım. Anladık, uzatma.